أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Nisa suresindeyiz. Surenin 101. ayetindeyiz. استعيذ بالله Nisa suresi 101. ayet. En son neyini yaptık 101'ün? Evet, yazmışız onu ve yeryüzünde yola koyulduğunuzda şayet yok saymış olanların sizi fitneye uğratmasından korktuysanız namazdan kısaltmanızda artık sizin üzerinize bir sakınca yoktur. Muhakkak ki kafirler sizin için apaçık bir düşman idiler. 101. ayet. Bir mülaza yok ise İngilizcesine bakalım. Sure. If you marched fil ardi in the earth فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ so there is no sin upon you أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ that you shorten from the prayer in khiftum if you feared an yaftinakum alladhina kafaru that those who disbelieved if you feared that those who disbelieved in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru betray you
you hear that those who disbelieved betray you in khiftum en yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina verily those who denied them is not denied them if you fear that those who denied en yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina verily the deniers kanu lakum aduwwan mubina were to you a manifest enemy kanu lakum aduwwan mubina wa idha darabtum and if you marched fil ardi in the earth فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ so there is no sin upon you أَن تَقْصُرُوا that you shorten مِنَ الصَّلَاةِ from the prayer إِنْ خِفْتُمْ if you feared أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا that those who denied betray you إِنَّ الْكَافِرِينَ verily the deniers كَانُوا لَكُمْ were to you عَدُوًا مُب۪ينًا a manifest enemy Nisa suresi 101. ayetti bir mülahaza yok ise Nisa suresinin 102. ayetine geçiyorum Nisa suresi 102. ayet. Estaizu billah. Suresi 102. ayet. Artık silelim yukarıdan biraz. Ve izâ kunte fihim ve sen onların içinde olduğunda ve izâ kunte fîhim ve sen onların içinde olduğunda ve mekânullâhu li'azzibahum ve ente fîhim Allah onlara azap edecek değildir
sen onların arasında olduğun sürece, sen onların arasında olduğunda, dolayısıyla hitap doğrudan Hazreti Peygamber'e gibi yani, sen öyle anlaşılıyor. Sen onların arasında olduğunda, فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, ve onlar için namazı kıldırdığında yahut onları namaza kaldırdığında, onlar için namaza durduğunda, imametlik anlaşılıyor. Feltekum, kalksın taifetun, bir grup minhum, onlardan ma'ake, seninle birlikte. Sen namaza durduğunda onlardan bir grup da seninle birlikte kalksın. Ve liyehudu, alsınlar eslihatahum, silahlarını. Fe idâ secedû, secde ettiklerinde ise فَلْيَكُونُوا, olsunlar onlar مِنْ وَرَائِكُمْ, sizin ardınızda, ardınızdan, ardınızda olsunlar. Dolayısıyla zamirlerde demek ki bir üçüncü grup var. Namaza duranlar, وَاِذَا كُنْتَ ف۪يهِمْ, sen onların arasında olduğunda, فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, onlardan namaz için, onlara namaz için durduğunda, feltekum, kalksın taifetun, bir grup minhum, onlardan ma'ake, seninle birlikte. Ve liyehudu, ve alsınlar eslihatahum, silahlarını. Bu alsınlar silahlarını dediği Cenab-ı Hakk'ın namaza duranlar mı? Feltekum taifetun minhum ma'ake, seninle birlikte bir taife, onlardan bir grup yani, kalksın namaza. وَلْيَأْخُذُوا, ve alsınlar اَسْلِحَتَهُمْ, silahlarını. Eğer onlarsa, namaza duranlarsa, silahlarını alanlar, فَاِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, secde ettiklerinde فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, ardınızda bulunsunlar. Demek ki bunlar şuradan itibaren diğerlerini kastediyor Cenab-ı Hak. Onlar da silahlarını alsınlar ve secde ettiklerinde arkanızda bulunsunlar. Kim secde ettiğinde onlar. Feydâ secedû, onlar secde ettiğinde felyekûnû, bulunsunlar. O namaz kılmayan grup min varâikum, sizin arkanızda. Vel te'ti, gelsin taifetun uhra, başka bir grup, lem yusallu, namaz kılmamış, fel yusallu ma'ke, seninle birlikte namaz kılsınlar. Ve liyehudu, ve alsınlar hidrahum, tedbirlerini, ve eslihatahum, ve silahlarını. وَدَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا, burada da herhalde وَلْيَأْخُذُوا, alsınlar حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ, silahlarını ve tedbirlerini dediği birinci grup herhalde, namazını tek rekatlık namazı kılmış olanlar. Bu kez onlar silahlanıp tedbiri ve güvenliği sağlamak üzere devreye giriyorlar. Bir ikiler namaza katılıyor. وَدَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا, yok saymış olanlar arzu ettiler, وَدَّ, gönülden arzuladılar ki, لَوْ تَغْفُلُونَ, bir gaflete düşseniz, عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ, silahlarınızdan, وَاَمْتِعَتِكُمْ, ve eşyalarınızdan, فَبَوْلَجَ يَم۪يلُونَ, meyletsinler, yani hamle yapsınlar, aleykum, üzerinize, meyleten vahideten, tek bir seferde, yani öyle bir meyil, üzerinize meyletmek istiyorlar ki siz silahlarınızdan ve eşyalarınızdan bir an için gafil olduğunuzda bunu arzu ediyorlar, arzu ettiler. Tek seferde işlerimizi bitirsinler. Biraz öyle anlaşılıyor. Evet. Öyle bir hamle yapsınlar ki tek bir hamleyle sizin üzerinize hamle yapmak istiyorlar. Var güçleriyle sizin en zayıf, en korunaksız
dikkatinizi Allah'a vermişken, ibadet halinde, muharebe halinde değilken, kalleşçe yani. Allah bu nedenle namazı bir grubun kılmayıp onların hamle yapmasına karşı kılanlara nöbet tutturuyor. Aynı namazın içerisine dahil edip çıkarıyor. İlk grup birinci rekata kılıyorlar. Yani secde ettiklerinde dediğine göre. İkinci secdeye de diğerleri gelip katılıyor. Dolayısıyla tek bir namaz kılınmış oluyor. Şöyle de bir çözüm olabilirdi. Cenab-ı Hak derdi ki sen iki kez kıl, sorun değil. İlk kıldığında bir grup kılsın seninle beraber, diğerleri güvenliği sağlasın. Onlar gitsin. Sonra sen bir iki rekat daha kıldır, kalanlara kıldırmış olasın diyebilirdi. Bunun yerine böyle namazın içerisinde bir grubun ilk rekatı kılıp ondan sonra ayrılmaları, tedbiri, güvenliği almaları, kalanların ikinci rekata gelip dahil olmalarının acaba yani buna nazaran ne esprisi olabilir, ne farkı olabilir? Onu düşündüm. Çünkü biraz daha zor. Aynı namaza katılıp çıkacaklar. Peygamber ikinci rekata kalktığında ardındakiler yer değiştirecekler. İmam ayakta bekliyor bir bakıma. 3-5 kişiden söz etmiyoruz. Kalabalık bir ordunun ikiye ayrılmış birinci bölümü, ikinci bölümünden söz ediyoruz. Hazreti Peygamber muhtemelen arkasındaki safın oluşmasına, yeni grubun dahil olmasına falan dikkat ediyordur ama bunların hepsi belli bir zahmeti, belli bir şey gerektirecek. Halbuki baştan iki rekatı bir grup kılsa imamıyla, cemaatiyle böyle arada yer değiştirmeksizin sonra onlar gitsinler, imam yerde oturur. Namazı kıldığın yeni namaza, ikinci namaza durmak üzere gelirler. Bir kez daha kıldırır onlara. O zaman iki ayrı fırka durmanı şöyle. Evet. Evet. Cemaati böldürmüyor Allah-u Teala. Evet. Tek cemaat, tek selam, tek imam. Evet. Yani aynı şeye bir farkı yani. Varsa kıblenin bir öğle namazına bir rekatından iki rekatı değişmesi gibi. Evet. Ben hazırladım Necat abi. Yani hazırladım getirdim, o söyleyecektim. Bana bunu düşündürdü diye. Yok şey yapabiliyorum yani. Şu tuşanı çektin yani şeye, kaleye. Sanıyorum diyecektim, bunun yegane şeyi herhalde olsa olsa belkinde aynı namaza dahil oluyorlar. Dediğiniz birlik sağlanıyor. Ötekinde bir ayrışma oluyor. Yani farklı ikinci bir namaz kılınıyor. Çok güzel bir incelik var değil mi? Evet. Düşünürsek yani. Evet. Allah'ın biz böyle bir fırkaya ayrılmıyor, iki gruba ayrılmıyor. Yani eğer dediğimiz isabetli ise aklımıza gelen bu. Cemaat de namazı da önce diyeceğim. Yani orada bir kısmında sonradan kılabilir falan tehrip edilir diyebilir. Ama yok Allah o saatte o namaz kılınacak. Hı. İmam tam kılacak. Cemaat de arkasındaki cemaat de gerekirse yarım kılacak ama o vakitte kılacak. Hayır, ayetin sonuna söyleyecek mi? Evet. Esenler çıktığında tam kılın. Namazı diyecek o zaten. Hı. Yani zaten ayetin esası bunun üzerine kurulu. Çünkü ayeti okuduğunuzda harp esnasında cemaatle namaz kıldıklarını görüyoruz. Halbuki herkes parça parça sağda solda da kılabilirlerdi. Allah savaş halinde cemaatle namazı kılmalarını tarif ediyor. Nasıl yapacaklarını tarif ediyor. Bu salt namaz kılmanın harp halindeki öneminden daha fazla şey söylüyor. Cemaatle kılmanın önemini vurguluyor. Cemaatte de birliği vurguluyor. Tek bir cemaati. O yüzden ki belki bazı imamların camilerde vakit namazlarında şeyden sonra imamın kıldırdığı dan sonra oluşturulacak cemaatlere bazı müştehitler soğuk bakmışlar. Yani demişler ki bu hoş bir şey değil. Cemaate yetişen yetişsin, yetişmeyenler geldiklerinde artık
tek tek kılsınlar. Cemaat, bir şey kaçırdığını fark etsinler. Cemaat olmasınlar yani. Sanki şundan korkmuşlar. Bir cemaat kılınır. Daha 100-200 kişi. Bir 20-30 kişilik grup da nasıl olsa biz gider kendimize cemaat yaparız düşüncesiyle oyalanabilirler. Bu birlik ruhuna zedeler. Orada vakit namazında orada bir kere cemaat kılınsın, namaz kıl. Yani cuma gibi. Sonradan gelenlerin cuma kılamayışı gibi. Bu da bence aynı espriyi taşıyor bu anlayışta. Yani ilk duyduğumda bana biraz şey gelmişti yani. Sonrakiler niye cemaat olmuyorlar ki? Cemaat sevabını kaçırsınlar. Namaz grupları yapma yer arıyorlar zaten. Biraz geciktiriyorlar böyle imam çıksın. Evet, evet. Kendi gruplarının namazı kılınca evet. Cami oluyor böyle şeyler. Evet. İşte bu buradaki hissettiğimiz şeye de aykırı. Yani buradaki manaya da aykırı. Savaş halinde bile ikinci bir grup. Hatta deminki düşündüğümüzden daha kolay da var. İlk grup Hazreti Peygamber'le kılar namazını. İkinci grupta kendilerine bir imam bulurlar değil mi? Böylece daha bir bak dikkati çeker bir şekilde ayrım ortaya çıktı. Farklılaşma, ikircikli bir durum meydana geldi. Demek ki bunun önlendiğini hissediyoruz ayette. Namaz içerisinde ayrılıp gidecekler. Ötekiler gelip aynı namaza katılacaklar. Ve bunlar tümüyle aynı namazı kılmış hissedecekler kendilerini. Aynı imamın kıldığı iki rekatta arkasında durmuş olacaklar. Hatta hocam şöyle bir rivayet vardı. Bir gün mescide geç geliyor Peygamberimiz. Bakıyor ki Ali kıldırıyor veya Ebubekir neyse bir tanesi kıldırıyor. O geri çekilmeye kalkınca hadi devam et diyor. O cemaate katılıyor. Onun imamlığını devam ettirmesini istiyor. Önemli olan o andaki imam, o namazın imamın devam ettirmesi namazı. O ruhu vermeye çalışıyor bize. Evet. Ama durmamış Hazreti Ebubekir biliyorsunuz. Devam ettirmemiş namazını. Geri çekilmiş. Hazreti Peygamber geçmiş öne yani. Geçmiş öne Hazreti Peygamber. Daha sonra da sormuş niye ben sana işaret ettim namazı kıldırmaya devam et diye. Niye kıldır, geri çekildin diye. O da senin önünde imamlık yapmak istemedim diyor Hazreti Peygamber'e. Sonra bir önceki ayette de bir şey var aslında. Bir önceki ayette ne diyordu? Namazı kısaltabilirsiniz. Hani namazı kısaltabilirsiniz, cemaatten vazgeçmeniz anlamına gelmesin. Hani orada madem kısaltıyoruz, işte zor bir durumdayız, işte tehlike var, şu var, bu var. Cemaatte aynı şekilde namazı kısaltalım. Yani namazda sonra bir zaman kılabiliriz de demiyor Cenab-ı Hak. Burada imam olsun, devamı aynı şekilde. Yani namazdan önceki ayette kısaltmadan söz ediyor ayet. Namazdan kısa düşünülebilirdi ki namazdan kısaltıyorsak cemaat şeyinden haydi haydi vazgeçebiliriz. Yani çünkü namaz kılmak yani normalde bizim algımızda namaz kılmak esaslı bir yer tutar. Cemaate gidebilmek ise bir fazilettir. Birazcık ekstraya kaçan, biraz daha dikkatli insanların yapabileceği bir şey. Bu yaklaşım üzerinden gidecek olursanız ilk ayeti okuyan kimse namazdan kısaltmayı görünce cemaat haydi haydi gitmiş diye düşünmeli. Çünkü namazı kısaltıyoruz. Cemaat de haydi ama demek ki cemaat anlayışı bizim zihnimize yerleştiği şekliyle öyle fazilet, ekstra yapabilirsen güzel olur tarzı bir şey değil. O kadar esaslı bir şey ki namazın kısaltıldığı bir yerde savaşın olduğu bir yerde bile hala cemaatten ve cemaatle namazdan söz ediyoruz ve Allah bunu tanzim ediyor. Harp halinde nasıl cemaatle namaz kılacaklar? Girişteki sen onların içinde olduğunda ifadesinin burada bir özel şeyi var mı acaba? Yani وَاِذَا كُنْتَ ف۪يهِمْ sen onların arasında olduğunda yani şöyle düşündürebilir mi bir kimseyi? Bu Hazreti Peygamber'in olduğu zamanlar için geçerlidir. Hazreti Peygamber yok ise aralarında, onun atadığı bir kimse ise veya yani ordu yöneten, komutan falan bu tatbik edilmek mecburiyeti yoktur Hazreti Peygamber'le. Ama bunun şeyini şey demeyiz yani niye ordu Hazreti Peygamber'le savaşa çıkmışsa cemaat namazla namaz cemaatle kılınacak imamet Hazreti Peygamber yapacak bu biçimiyle onun atadığı bir komutan götürmüşse orduyu o aynı uygulamayı yapamayacak. Burada yani yapıyoruz. Bir sahabe
hatta Halit Mümin'ti galiba. Bize Cenab-ı namaz kıldırdı diyorlar ya. Ya o savaş halinde değil yani. O normalde konaklamışlar bir yerlerde. Muaviye radıyallahu anh. Ömrüne verilmiş. O ömrüne olduğu için imamlık da o yapıyor. Tamam, normal namazları zaten onlar kıldırıyorlar. Onu demiyorum. Burada savaş hali namazından bahsediyoruz. Savaş halinde. Hocam, devlet başkanı için olabilir de herhalde. Bizde devlet başkanı namaz kıldırılır mı normalde? Bir başkan olmuş olsun. Burada Hazreti Bekir'de bir de halifeyi seçerken kim önüne geçip de namaz kılacak diyor hocam. Hı hı. Yani aslında ilk akla gelen mevcut vakıa Hazreti Peygamber'in üzerinden anlatılmış. İmam o esnada o. Sen onlar arasında olduğunda derken Hazreti Peygamber'e şahsı itibariyle değil de o an için onların imamı olması, önderi olması, peygamber olması değil, önderi olması dolayısıyla örnek bunun üzerinden verilmiş. He, yani dolayısıyla da Hazreti Peygamber'den sonra aynı pozisyonda Hazreti Ebu Bekir olsa ya onun atadığı bir komutan olsa, hatta Hazreti Peygamber zamanında bile atadığı bir komutan orduyu götürse, sevk etse, normal namazları imamet yaptığı gibi harp esnasındaki bu türden bir korku dolu namazı da yine herhalde kıldırabilmeli. Yani bu kıyasa açık olmalı. Burada sen dediği için bu sadece Hazreti Peygamber'i ilgilendirir ve onun etrafındaki, onun girdiği, bulunduğu savaşları ilgilendirir demeye çok el vermiyor ayetin ifadesi. وَاِذَا كُنْتَ فِيهِمْ Sen onların arasında olduğunda, namaza kaldırdığında onları, onlardan bir grup da seninle birlikte namaza kalsın. Silahlarını alsınlar. فَاِذَا سَجَدُوا secde ettiklerinde فَلْيَكُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ Ardınızda bulunsunlar. Nerede kaldık? وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ Ve sizin için bir sakınca yok. Üzerinize bir sakınca yok. اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذَنْ Eğer bir sıkıntınız var ise مِنْ مَطَرٍ Yağmurdan yana اَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى Yahut hastaydıysanız اَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ Silahlarınızı bırakmanızda bu durumlarda sizin üzerinize bir sakınca yok. Bu oruç ayetine benziyor. Hastaysanız veya şu durumlardaysanız sonra günlerde tutarsınız. Niye ona benziyor? Çünkü yukarıda silahları üzerlerinde bulundurmak farz oldu artık. Emir var. Silahlarını üzerlerinde bulundursunlar. Buna dair bir istisnai aralık açılmazsa o zaman hastası da ondan sonra daha farklı sıkıntılarda, işte yağmur durumunda olduğu gibi sıkıntılara düşmüş olanlar da her halükarda silahlı bulunmak durumundalar. Silahlarını üzerlerinde tutmak durumundalar. Ben ayeti okudukça bu Mimmatar'ın bölümüne takılıyorum. Yani yağmurdan yana bir eziyet varsa sizde, yani çok yağış varsa diyelim, o zaman silahınızı bırakabilirsiniz. Bu şöyle mi acaba? Yani çok yağış var, zaten çok yağışlı ortamda düşman tehlikesi yok, o da aynı yağmurun altında sıkıntıda olacağı için yağış ortamı kapladığından bir bakıma koruma sağlıyor. Bunlar da artık silahları üzerlerinde bulundurup o ağırlıkla yağmur altında silahlı beklemek zorunda değiller. Bunu mu düşündürüyor? Ama sakınca yok diyor. Yani taşısanız sanki ne, eğer şeydeki gibi alırsak yani namazı kısaltmakta aslında yanınızda bulunsun. Ama bulunmasa sakınca yok. Ama onu öyle anlamadık. Ama öyle anlamadık hocam. He? Namazı öyle anlamadık. Yok, namazı işte öyle anlamadık. Ne dedik namazda? Şuradaki. Namazı kısaltmanızda bir sakınca yoktu. Yani kısaltın ama demek. Ama yani kısaltmayın. Hayır, kısaltın. Karıştırdın sen onu. Dedik ki eğer o dediğini söylemek istiyor olsaydı o zaman şöyle diyecekti. Namazı kısaltmamanızda bir sakınca yoktur. O zaman kısaltmasan da olur anlamına gelebilirdi. Kısaltmanızda bir sakınca yok dediği zaman. Buradaki namaz genellikle savaş meydanında kılınan namaz. Ordugâhta kılınan namaz. Bakın burada da namazgah vardı. Osmanlı aynı geleneği göstermişti. Savaş filmlerinde de ben çok gördüm o sahneleri. Özellikle Müslümanların savaşlarında. Savaşa gitmeden önce savaş hazırlık olarak namazgahlarda
hazırlanıyorlar. Orada bir güzel bir dua yapılıyor hep beraber. Sen onların işlerindeyken, onlara namaz kılırken, daha doğrusu salat ederken aynı ortak davamız var, aynı ortak dualarımız var. Herkesin duası aynı. Herkes ne yapıyor? Muzaffer istiyor savaşta. Peygamber aynı dua yaptırıyor herkese. Herkes aynı duaya amin diyor. Orada. Dolayısıyla savaş meydanında, bu yağmurda bu olmaz. Savaş ağırlıklarıyla daha bir ağırlaşır insanlar. Yağmur var. Hocam bir öteki ayette olumsuzluk vardı, burada olumlu. Entado bırakmamıza değil, ben... Orada da aynıydı ki. Aynı, en taksir, aynı. La cunaha aleykum in kana bikum adan. Sizde bir eziyet varsa, min matarin, yağmurdan yana. Ev kuntum marda, yahut hastaydıysanız, o zaman en tadavu eslihatekum, silahlarınızı bırakmanızda bir sakınca yok. Ve huzu hidrakum, ama ayet devamında onları rahat bırakmıyor. Büsbütün rahatlamayın. Ve huzu hidrakum, tedbirinizi alın. Buna dair gerekli tedbirleri alın. Silahları bırakırken büsbütün savunmasız hale düşmeyin. Ve huzu hidrakum, tedbirinizi alın. İnna Allah'a, muhakkak ki Allah a'adda, hazırladı lil kafirine, kafirler için azaben muhinen, alçaltıcı bir azap. Müfessirin ayetle ilgili tefsirine bakalım. Hatenil ayeten, bu iki ayet aslun, bir asıldır. Fi ruhsatil kasri, kısaltmanın ruhsatı hususunda. Ha, bu önceki ayetti. İkinci ayetin başladığı yere gidelim. وَلِذَٰلِكَ, işte bu yüzden اَتَى بِصِفَةِ صَلَاتِ الْخَوْفِ, Allah korku namazının özelliklerini tarif etti. بَعْدَهَا, ilk ayetten sonra, kısaltabilirsiniz ayetinden sonra. بِقَوْلِهِ, şu sözüyle. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, sen onların arasında olduğunda. فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, ve onlar için namaza durduğunda, imamet yaparak, imamlık yaparak. اَيْ yani صَلَّيْتَ, kıldırdın bihim onlara. صَلَاةً, bir namaz. تُقِيمُهَا, sen onu kıldırıyorsun. وَتُتِمُّ مَا يَجِبُ ف۪يهَا وَيَلْزَمُ, ve gerekli olan, lazım olan ne varsa tas tamam yaptığın bir namazda. فَعَلِّمْهُمْ مَا يَنْبَغِي لَكَ وَلَهُمْ فِعْلَهُ, senin ne yapman, فَعَلَّمَهُمْ, öğretti böylece Allah. مَا يَنْبَغِي لَكَ, onun, Hazreti Peygamber'in yapması gerekenleri. وَلَهُمْ, ve ardındaki müminlerin, فِعْلَهُ. ثُمَّ فَسَّرَ, sonra dedi ki ذَلِكَ بِقَوْلِهِ, şu sözüyle. فَلْتَقُمْ, kalksın. Girişte sen namaza durduğunda onlar için, diyerek müminlerle birlikte peygamberin namaz kılacağını söyledi. Nasıl kılacaklarını da diyor şöyle tefsir etti. Feltekum, kalksın. Taifetun, bir grup. Minhum, onlardan. Ma'ake, senle birlikte. Ey yani. O taifetun kaimetun bi izail aduvi. Kema yedullu ala zalike ma ye'ti. Bir taife de var ki, bir grup, onlar da ayaktalar. Bi iza ila duvi, düşmanın hizasında. Kema yedullu zalika ala, kema yedullu ala zalika ma yati. Ayetin devamı buna delalet ediyor diyor müfessir. Biz de demin orada bir takıldık. Fe iza secadu faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka. Aradaki ve li'khudu aslihatahum, orayı almamış. Fe iza secadu, secde ettiklerinde. Ey ellezine ma'ke, yani seninle birlikte olanlar secde ettiklerinde. Ekmelu salatahum, namazlarını tamamlamış olurlar. Ve'abbera anis salati bis sucud, ve Allah ayette namazı secde ile tarif etti. Namaza secde dedi, sanki namaz secdeden ibaretmiş gibi. Rükudan bahsetmedi mesela. Kıyamdan bahsediyor gerçi. Niye secdeden ibaret saydı veya secde diye adlandırdı ilk grubun namazını? Müfessir diyor ki لِيَدُلَّ عَلَى فَضْلِ السُّجُودِ, secdenin faziletine delalet etsin diye. وَاَنَّهُ, ve onun, yani secdenin, رُكْنٌ مِنْ اَرْكَانِهَا, namazın rükünlerinden bir rükün olduğu. بَلْ هُوَ اَعْضَمُ اَرْكَانِهَا, hatta o onun
en önemli rüknü, en önemli parçası. فَلْيَكُونُ bulunsunlar مِنْ وَرَائِكُمْ ardınızda. وَالْتَأْتِ geliversin طَائِفَةٌ bir grup, اُخْرَى diğer bir grup. لَمْ يُسَلُّ namaz kılmamış. وَهُمْ onlar da اَتْطَائِفَةُ الَّذ۪ينَ قَامُوا اِذَا الْعَدُوِ onlar da düşman hizasında demin bulunan taife. فَلْيُسَلُّ مَعَكَ seninle birlikte namaz kılsınlar. وَدَلَّ delalet etti ذَلِكَ bu عَلَى اَنَّ الْاِمَامَ imamın يَبْقَى بَعْدَ انْصِرَافِ الطَّائِفَةِ الْاُولَى ilk grubun ayrılmasından sonra imamın hala yerinde kaldığı anlaşılıyor. مُنْتَدِرًا bekleyerekten لِلطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ ikinci grubu. فَاِذَا حَضَرُوا onlar da geldiğinde ikinci namaza katılan grup salla bihim kılar imam onlarla birlikte ma baqiya min salatihi namazından kalan kısmı thumma celese sonra oturur yantadiruhum onları bekler onlar kalan tek rekatlarını kılarlar hatta yekmulu salatahum hatta yukemmilu salatahum ta ki namazlarını tamamlasınlar thumma yusellimu bihim sonra onlarla birlikte selam verir ve hâzâ ahadul vucuhi fi salatil havfi. İşte korku namazında görüşlerden bir tanesi budur diyor müfessir. Fe inneha çünkü sahhat anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den min vucuhin kethiratin daha değişik türden örnekler de aktarıldı. Yani müfessir diyor ki biz burada bir anlatımda bulunduk ama Hazreti Peygamber'den anlatılanlar içinde değişik değişik durumlar da var. Kulluha caizetun. Hepsi ayete uygun olmak kaydıyla kulluha caizetun. Demek ki ayetin daha farklı anlaşılmış halleri de var. Hepsi caizdir. Ve hadihil aya bu ayet tedullu ala enne salatel cemaati delalet ediyor ki cemaatle namaz fardu aynin ayni bir farzdır. Yani demin konuştuk ya öyle ekstradan yapsan iyi olur. Namazı kıl da cemaate de gidersen o da nurun ala nur. Öyle değil de ayetten anlaşılıyor ki diyor müfessir cemaatle namaz kılmak aynı farz-ı ayn. Birebir doğrudan gerekli olan bir şey. Min vecihayn iki bakımdan nereden anlaşılıyormuş? Ehadduhuma ilki ennallaha teala Allah teala emara biha bunu emretti. Yani cemaatle kılmayı fi hadhihi al-halati şedideti bu denli sıkıntılı bir durumda. Vakti şiddetil havfi korkunun şiddetlendiği. Min al-a'da'i düşmanlardan. Ve hadri muhacemetihim ve hücum etmelerinin am meselesi olduğu bir durumda. Fe iza awjabaha fi hadhihi al-halati şedideti bu denli şiddetli bir durumda bile Allah vacip kılıyorsa فَاِجَابُهَا فِي حَالَةِ الطُّمَأْنِينِيَّةِ o zaman insanların mutmain olduğu yerleşik durumlarda düşman korkusunun olmadığı şehirlerde mesela وَالْاَمْنِ güvenlikte, esenlikte o zaman bunun farz olması مِنْ بَابٍ اَوْلَى وَاَحْرَى o zaman daha fazla farz olması gerekir yani hani Türkçe'de diyoruz ya orada farzsa burada haydi haydi farz olması beklenir. وَالثَّانِ ikinci ayetten cemaatle namaz kılmanın farz oluşuna dair fesir delilini şöyle ifade ediyor. اَنَّ الْمُسَلِّينَ صَلَاتَ الْخَوْفِ korku namazını kılanlar يَتْرُكُونَ ف۪يهَا كَثِيرًا مِنَ الشُّرُوطِ وَاللَّوَازِمِ korku namazını kılanlar namazda şart olan, lazım olan pek çok şeyi terk ediyorlar. وَيَعْفَى ف۪يهَا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْاَفَعَالِ الْمُبْتِلَةِ ف۪ي غَيْرِهَا ve normal namazda olsa namazı bozacak çok davranışlar var. Bu yukarıdaki ayet namaz örneğinde. Gidiyorlar, geliyorlar, yürüyorlar, ayrılıyorlar. Normal namazda olsa bunlar ifsad eder namazı. وَمَا ذَاكَ ayetlerde söylüyorlar ya hani onlar gitsinler hayır hayır şunu diyor müfessir diyor hani müfessir diyor ki gitsinler diyor ya onlar, bir belki berikiler gelsinler diyor ya
normal namazda yapılmaz diyor bu diyor. Yani normal namazda öyle yürüyeyim, gideyim, bir işimi yapayım veya bir rekat kıldım ben çekileyim, başkaları gelsin. Caiz olmayacak şeyler. Ancak savaş namazı, savaştaki namazı özgü. Yürürken namaz kılıyorsun. Oluyor da değil mi? Hayır, yani şunu demek istiyorum. Normal namazda diyor böyle bir rekatı bırakıp çekilip gitmek, ötekilerin gelmesi, bunlar normal şeyler değil. Savaş halindeki böyle bir namazda bu kadar da zorluk var. Onlar gidecek, ötekiler intikal edecek falan. Deminki bizim yaptığımız yoruma gelecek diye sanıyorum. Hareketler yapıyorlar. Pek çok şartlarını terk ediyorlar. İkinci rekatı bırakıp kendileri kılıyorlar. وَمَا ذَاكَ Tüm bu zorluklar niye göze alındı diyor. اِلَّا لِتَأَكُّدِ وُجُوبِ الْجَمَاءِ Cemaatin gerekliliğinin altı çizilmek için yapıldı bunların hepsi. Parçalı oldu, onlar gitti geldi falan ama cemaat bölünmedi. Aynı namazı kıldılar. Deminki söylediğimizi söylüyor. لِأَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ وَاجِبٍ وَمُسْتَحَبٍ Çünkü vaciple müstehap arasında bir çelişki olmaz. فَلَوْ لَا وُجُوبُ الْجَمَاةِ Eğer cemaat, yani vaciple müstehap arasında çelişki olmaz derken şunu kastediyor. Eğer cemaat namazı müstehap olsaydı, o müstehap olan şeyin hatırına bu denli farz olan şeylerden vazgeçilmezdi. Sırf müstehap olan bir şey sağlanacak, bir fazilet yerine getirilecek, cemaatle namaz kılmak gerekli bir şey olmasaydı, onun hatırına böyle gitli, gelli, olmadı, bilmem ne, ötekiler gelsin, bunların hepsi, bu zahmetlerin hiçbirine girilmezdi. فَلَوْ لَا وُجُوبُ الْجَمَاعَةِ لَمْ تُتْرَكْ هَذِهِ الْاُمُورُ اَلَّازِمَا لِأَجْلِهَا Bu lazım olan, yani namazı tamam kılmak, parçalı kılmamak vesaire, gidip gelmemek, bunlar terk edilmezdi. Demek ki cemaatle namaz kılmak farz ki, gerekli ki, tüm bu zorluklar bunun hatırına göze alındı diyor müfessir. وَتَدُلُ الْاَيَةُ الْكَرِيمَةِ Yine ayeti kerime delalet ediyor ki عَلَى اَنَّ الْاَوْلَى Evla olanın وَالْاَفْضَلْ وَاَفْزَرْ olanın اَنْ يُسَلُّوا بِاِمَامٍ وَاحِدٍ Tek bir imamla kılmaları olduğu anlaşılıyor ayette. وَلَوْ تَضَمَّنَ ذَٰلِكَ الْاِخْلَالِ بِشَيْءٍ لَا يَخِلُّ بِهِ لَوْ صَلُّوهَا بِعِدَّةِ اَئِمَّةِ وَذَٰلِكَ لِأَجْلِ اجْتِمَاعِ كَلِمَةِ الْمُسْلِم۪ينَ وَاتِّفَاقِهِمْ وَعَدَمِ تَفَرُّقِ كَلِمَتِهِمْ Eğer diyor, müfessir nereden bu kanaate vardı bilmiyorum, ayetten anlaşılan bunun tek bir imamla kılınması, yani bir imam olacak ve bütün ordu yarısı birinci rekatta, diğer yarısı ikinci rekatta. Biz böyle şartlandık ama müfessir diyor ki bu illa böyle olmayabilir. Hazreti Peygamber ordunun bir bölümüne ikişerli olarak böyle kıldırabilir. Kalanlar da kendi, yani yeni bir imam bularak, onlar da yine aynı korku namazını bir bölüm birinci rekat, diğer bölümü ikinci rekatı kılacak şekilde kılabilirler. Ayette bunu nasıl anladı anlayamadım. Her şey olduğunu düşünüyorum. Mesela cephenin bir tarafını korumak zorundasın ama bir taraf daha var ki ona da korumak zorundasın. Yani pratikte doğru yani. Kıbleleri bir ama pratikte yani geniş bir cephe düşün. Sadece karşında olduğunu düşün. Geniş bir cephe düşün. Böyle Bedir gibi, Uhud gibi değil de böyle mesela Çanakkale gibi bir koca bir geniş alanı koruduğunu düşün. Dolayısıyla hepsini bir imamın arkasına birinci rekata yarısını, diğerlerini ikinci rekata koyduğun zaman bu çok sıkıntılı olabilir. Yani her orduda bir tane başkomutan vardır. Başkaları kıldıramaz. Tek bir tane bu ordu, bir tane başkomutan vardır. Böyle i̇şte Fettakullaha mastata'tum var ya, yani gücünüzün yettiği takat var ya, yani adam o kadar bir mesafede olur ki gelip katılacak şeyi olmaz, cepheyi tutacak diyelim. Yani pratikte yani işte ben de onu kastettim. Yani o bir arada olan, merkezde bulunan, bir arada bulunan kimseler. Onun ardında kılacağımız bir savaş namazı. Evet. Kulu kavli hâza
واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته